Lifestyle alanında uzman kişileri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Tıp uzman doktoru Avukat Cengiz Bayram bizlerle birlikte. Cengiz Bey, hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. İlk olarak sizleri tanıyarak başlamak istiyorum sohbetimize. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Tabii, 1965 doğumluyum, Trabzonluyum. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Daha sonra aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yaptım. Arkasından birçok fakülte bitirdim ama en son hukuk fakültesini bitirip avukat unvanını aldım. Hukuk fakültesinde yüksek lisans ve doktora. Yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda doktora öğrencisiyim. Hı hı. İnşallah en kısa zamanda da onu tamamlayacak. Sağlık hukuku alanında çalışıyorum. Çok güzel. Cengiz Bey, bildiğiniz üzere son yıllarda hekimlere karşı şiddet ve tazminat davaları artmış durumda. Bu durumu nasıl değerlendirmektesiniz? Bu artış neden kaynaklanmakta? Tabii ki son yıllarda özellikle hekim arkadaşlarımız hem şiddetle hem de tazminat davalarıyla çok fazla karşı karşıya kalıyorlar. Bizzat biz bunu görebiliyoruz. Hı hı. Özellikle çok sayıda fakültenin açılması, hem yetişen hekimin kalitesi hem de hukuk fakültesinden yetişen hukukçu sayısının çok artması gibi nedenler, özellikle tabii ki tıbbi hata davalarının özellikle medyada çok fazla yer etmesi ve dolayısıyla bu konuda insanların tabii ki olaylarla ilgili bilgilerinin artması bu davaların artmasına yol açtı. Fakat şiddetle ilgili olaya gelince insanların sabırsızlığı ve tabii ki hastalıkta bulunmuş oldukları ruh hali kendilerinin kontrol altından çıkmalarına neden oluyor. O nedenle de tabii ki bu sayılarda gittikçe inanılmaz artışlar görüyoruz. Ne yazık ki. Peki bizlere biraz tıbbi malpraktis hastalığı hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi tıbbi malpraktis şöyle bir durum. Her alanın olduğu gibi tıp alanında bir takım standartları var. Bu standartlar hepimizin, hekimlerin mutlaka uyması gereken standartlar. Bunlar tabii ki zamanla değişebiliyor. Yani 10 yıl önce bu standarda uygun dediğimiz bir olay 10 yıl sonra değişebiliyor. Fakat bir hekim bir standarda uymazsa, o hastada da bir zarar gelişirse, bu gelişen zararla bu hekimin standarda uymaması arasında bir ilişki kurulabiliyorsa, o zaman biz buna tıbbi malpraktis diyoruz. Yani bu tıbbi malpraktis aslında her meslekte, malpraktis her meslekteki kötü uygulama demek. Tıbbi olunca da tıbbi kötü uygulama. Yani dolayısıyla her meslekte olabileceği gibi tıpta da olabilir. Peki defansif tıp kavramı hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi özellikle tabii biraz önce de söyledik. Hekimlere karşı açılan şiddet, hekimlere karşı yapılan şiddet, hekimlere karşı açılan tıp davaları sonunda hekimler bir stres içinde kaldılar. Biz buna tıbbi malpraktis stres sendromu diyoruz. Bu sendrom nedeniyle hekimler artık çok tedirginler, gelecek endişesi duyuyorlar. Mesleklerini yaparken tamamen devamlı akıllarında bu olaylar geliyor. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar mesleklerini yaparken hata yapmamaya ve bunun için de son derece fazla tahlil, tetkik istemeye, konsültasyon istemeye, hata yapabilirim diye fazla ilaç yazmaya yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu defansif tıp nedeniyle tıbbi harcamalar %25-30 oranında artmış. Bizim ülkemizde de belki o kadar olmasa bile %20 civarında böyle bir artış var. Yani bunu siyasetçilerin mutlaka çözmesi lazım. Bunu çözmedikleri takdirde sağlık harcamaları daha da çok artacak. Hiçbir hekim artık bir hastayı ameliyat etmek istemiyor. Papaz kaçtı oyunu gibi gönderiyor. Risk almak istemiyor. Nereye kadar? Bir gün gelecek, bakın bazı branşlarda hekim bulamıyoruz. Beyin cerrahı kimse olmak istemiyor. Kalp damar cerrahı kimse olmak istemiyor. Ne olacak yani, bizim ihtiyacımızı kim karşılayacak? Yurt dışından
yabancı insanlar gelip burada bu branşlarda uzmanlık yapacak. İşte defansif tıp dediğimiz kavram bu. Yani hekimin kendini korumaya alması. Buna mutlaka yöneticilerimizin, siyasetçilerimizin çözüm bulması gerekiyor. Nasıl şu bir andaki, yol izlemek gerek peki bu noktada? Şimdi şöyle, şu andaki mevcut Sağlık Bakanımız benim sınıf arkadaşım. İyi de tanışırız kendisiyle. Burada bir 10 dakikalık bir görüşme yaptık. Biz onlara bir rapor hazırladık ama onların da yoğunluğu, bizim de yoğunluğumuz. Henüz bu raporu kendilerine veremedik. Bir kere hekimi hem şiddetle ilgili hem de tazminatla ilgili koruyucu yasalar çıkartmaları gerekiyor. Örnek veriyorum, çok basit. Biz diyoruz ki hekime sigorta yapmayalım, hastaya sigorta yapalım. Böylece ne hasta bir zarar gördüğü zaman hekimden değil de hastadan o para, onun sigortasından alınsın. Yani böylece ne hekim tabii ki daha rahat eder. Kasten olmadıkça hekimlerin bu tıbbi hatalardan dolayı yargılamalarında ceza davalarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Yani kasten olursa tabii ki yargılansın ama inanın hiç kimse artık ameliyat yapmak istemiyor. Korkar duruma gelmiş tabii durumda. Tabii ki, tabii ki. Bu da hastaya zarar veriyor. Kesinlikle. Yani sağlık sistemine ciddi zarar veriyor. Tıp uzman doktoru Avukat Cengiz Bayram özel konuğumuzdu. Farklı konularla buluşuncaya dek hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.